Merhabalar efendim, hoş geldiniz. 11 ayın sultanı, ya şehri Ramazan. Değil mi efendim, böyle içimizde bir huzur. O sahur telaşı, iftar telaşı bambaşka. Bu gece çocuklarla birlikte sahura kalktık. Çok güzel, böyle çok keyifli. Böyle çocukluğumun lezzetini aldım. Kendi çocuklarımla da oturduk, sohbet ettik, sahur yaptık. Efsane güzeldi. Rabbim inşallah tamamını erdirsin. İnşallah tekrarını da nasip eylesin. Şimdi bakın, bugün ayın biri. 30 gün nasıl geçecek anlamayacağız bile. Ben buna inanıyorum. Ama siz ekran başındaki çok kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler hiç merak etmeyin. Bizler size hem sosyal medyada Nermin Öztürk hesabımda, hem Nermin Nefes Mutfağı'nda, hem Beyaz TV ekranlarında her gün ne pişirsem, sahura ne yapsam, iftara ne yapsam derdini ortadan kaldıracağız. Bugün ise efsane tariflerim var. Hepiniz şok olacaksınız ve dedim ki güne yakışır bir konuk olsun dedim. Diyetisyenimizi çağırdık. Hani herkesin problemi ya, Ramazan'da kilo mu alacağım, kilo mu vereceğim? Ya da nasıl toparlayacağım? Ya da ne yapsam kilo veririm? İşte bugün bunların bütün cevabını çok kıymetli diyetisyen hanımefendi Ceren bize, Ceren Hanım. Ceren 7 kardeş hanımefendi cevap verecek ve kendisinden çok özel iki tarif rica ettik. Bunları da bence sahurda böyle yapabileceğiniz böyle pratik tatlı atıştırmalıklar da olacak. O yüzden bugün bizde kalmalısınız efendim. Mide ağrısına son, hızlı yemeğe son, sahurdan sonra, iftardan sonra nasıl besleneceğiz, nasıl yapacağız, hepsini soracağım kendisine. Peki bizim bugün ilk tarifimiz ne Serpil? Neredesin sen Serpil? Ben buradayım, geliyorum. Sen ne diyecektin, bir şey diyordun bana az önce. Evet, Ramazan pidesinin fiyatlarını gördün. Gördüm ya. Ne olmuş? Çok uçmuş. Kötü olmuş biraz bence. Ha. Biz yapalım bence. Yapalım mı? Vallahi yapalım. Hayırdır sen? O nedir kardeş? Bir sabur çarpmış gibi. Biraz öyle oldu az. Bir de cumartesi çarptı birazcık da. Beni hafta sonu çarptı. Cumartesi günü sabah 7.30'dan tabii stüdyoya girdik. Kayıt dedik. Akşam şöyle 8'e kadar full. 16 tarif yaptık. Bir günde efendim. Yani böyle bir enerjiyle kapattım. Bak ben unuttum Dila, sen de unuttun. Teşekkür ederim. Asistan dediğin unutur zaten. Tabii. 3 tane kitap verecektik bugün Nermin Nefes Mutfağı'nda. Neyse, onu yarına bırakıyorum. Getir sen gene, göstereyim ben benim kitabımı. Canım kitabım çıktı. Hayat Mutfağım, ikinci kitabım, ikinci göz bebeğim. Efendim bütün her yerde bulabilirsiniz. Ben de sosyal medyada link bırakıyorum. Hayat Mutfağı kitabımın içerisinde Ramazan'a özel tarifler var. Ve en önemlisi de ne biliyor musunuz efendim? Hikayeleştirilmiş tarifler. Bu çok tatlı, böyle çok dozunda olan bir kitap oldu. Umarım okurken keyif alırsınız efendim. Şimdi Serpil, Ramazan pidesi aldı başını gitti. Evet. Gerçekten ciddi anlamda artık böyle hem istiyoruz ki kendimiz yapalım, evimiz bir pide koksun, hem de daha düşük bütçelere maliyet edelim. Ben bunu sosyal medyada yaptığımda bu bir aslında orijinal Ramazan pidesi tarifi. Hı hı. Hemen malzemeler gelsin. Yarım litre su, bir paket maya, bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı şeker, aldığı kadar un. Üzerine böyle güzel bir şifa veriyor biliyorsunuz pideciler. Ben galetonu isteyeceğim zeminde birazcık. Var mıydı bizim galetonumuz? Bir yumurta sarısı, bir yemek kaşığı yoğurt, bir yemek kaşığı sıvı yağ, susam ve çörek otu. Getir kızım. Getir kızım benim kitaplarımı. Neyse, bunu yarın vereceğim. Bunu yarın vereceğim. Dursun burada benim gözümün nuru. Gel bakalım. Hadi ben dursun. Bir elimi yıkayayım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Nermin kitabı olanlara şey der. Onlar benim çocuğum, sen de diyebiliyor musun? Şimdi benim 3 tane çocuğum var. 2 daha 5. Bunlar gözümün nuru diyorum. Çocuğum diyemiyorum. Hep öyle derler ya. Evet, onlar kitaplar için evlatlarım. Çocuğum diyorlar ama ben bilmiyorum, diye mi? Beşinci değil çocuğum. Mi? Beşinci. Kız, Allah bir de şey yapar, dur. 5 tane ben nasıl bakarım? Tamam, o zaman gözünün nuru de. sana da bir şey mantıklı geldi değil mi? Bir deyince yani. 5 tane çocuğa ben nasıl bakarım? Üçüne zor bakıyorum. Efendim, şimdi bakın burada harika pratiklikte çok güzel bir Ramazan pidesi yapımına başlıyorum. Çok hızlı yapacağım. Biraz suyumu alıyorum. Özlem bonkör davranmış. Bir tık daha alabilirsin Serpil. Onun için de bence mayamı de açayım. Bence bunu hepsini sana vermeyecektim zaten. Yeterli benim için. Evet, çünkü bizim daha önceden hazırladığımızda var ya mayalamak. Evet, bakın ve şekeri koyuyorum, mayamı koyuyorum. Ramazan pidesi açıkça söyleyeyim süt,
veya içine ekstra konulan bir şeyle yapılmaz. Ramazan pidesi sadece suyla yapılır ve içerisinde ekşi maya kullanırlar aslında pideciler. Ama biz ev ortamında yapabileceğimiz için çok pratik bir tarif olsun istedim. Ve geçen sene sosyal medyamı sağlayan bir tariftir. Yani şöyle söyleyeyim size, biraz aşağılara inin, 10 milyon falan izlendi bu tarif. Şipşak olması, pratik olması evimizde kolaylık sağlıyor. Bakın Serpil de bir yandan yumurta sarımı ayırıyor bana. Ben de Bismillahirrahmanirrahim deyip artık yavaş yavaş unu ekliyorum. Unu ekledikten sonra içerisine tuzu veriyorum. Hiçbir zaman tuzu maya ile birlikte aktifleştirmiyorum. Tek başına aktifleştirmek daha mantıklı. Şöyle burada da bir 5 dakika varsa böyle üzerine kapatın. Bir dinlendirin. Nacizane tavsiyem, maya köpük köpük olduğunda daha harekete hızlı geçiyor. Sonrasında bir yoğurma tekniği var pidenin. İçindeki gözeneklerini nasıl elde edeceğimizi, her şeyimi şimdi sizlerle paylaşacağım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim deyip güzelce yoğurmaya başladım. Terpil, unu biraz kaçım şimdi, bir tık su verirsen. Şöyle hemen dibinde çalkalamış oluruz. Aynen. Şöyle bakın, elimden aslında metal gibi de. Şey seviyor değil mi Nermin maya? Hmm. İlgiyi, alakayı seviyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir şey ki biliyorsun Ramazan ayında biz, pardon pandemide biz seninle gece gündüz ekmek yaptık. Ve gece gündüz ekşi maya da besledik. Çok azıcık alayım. Ekşi maya da besledik ve gerçekten o kadar böyle sevildi ki sosyal medyayı sallayan bir tarif oldu. Evet. Ekşi maya hazırlanması maya. Biz o zaman da seninle hep konuşuyorduk. Maya gerçekten çocuk gibi düşünün. Her gün besleyeceksiniz. Evet, ilgiyi vermediğinde maya kendinden geçiyor. Tiz ve sonrasında evet bir daha oluşmuyor. Düşünsene sadece 90 yıl, 100 yıl besleyenler var. Evet, evet, ve evet. O mayanın kalitesini sen hesap edebiliyor musun? Bir de hep istemişimdir. Sen ister miydin böyle 80-90 yaşında mayan olsun canlı? Ben bakamam Serpil. Ben evdekilere zor bakıyorum. Tövbe tövbe. Vallahi 3 tane canlı var evde. Bana diyorlar ki kedi köpek almayı düşündün mü? Bir kere aldım kediyi, bir ay zor baktım. Bütün koltuklar, perdeler, benim evdeki kedi köpeğim yetiyor bana. Hepsi kedi köpeği gibi birbiriyle gırtlak gırtlak. Onlar kardeş canım, olur öyle şeyler. Olur işte. Aa. O yüzden de ben ne yapayım? Kedime 3 tane yetiyor, yetiyor. Allah'ım olmayanlara nasip eylesin. Allah'ım ömürler versin. Evet efendim, şimdi burada çok güzel bir teknikle yoğuracağım. Ama elimden önce şu hamurumu alayım, aldırayım. Hı. Sen bir kurtul ondan. Şimdi Canikov'un zemini ne? Toparla geliyorum ben, elimi yıkayayım. Zeminde birazcık galeta unu varsa. Galeta böyle, unumuz vardır. Ben şimdi özlemle tam hemen alayım. Şey gibi istiyorum biliyor musun? Ramazan pidesi gibi olsun istiyorum. Ben bir ara gideyim fırıncı kardeşten isteyeyim. O altlarına koydukları onların şifa. Pide onlar talı. Da galeta unuyla mısır ununu karıştırıyorlar bazen sanırım. Yok, bazılarında şey de var. Ne onun adı? Pide kepeği diyebiliyorum. Ne? Pide kepeği. Ha, kepek böyle de koyuyorlar. Evet evet, kahverengi. Ramazan'da da mübarek pidesiz de olmuyor ya. Olmuyor, gerçekten olmuyor. Tövbe. Şimdi tövbe. Bu pide mesela ben sahurda yedim yani. Ha. Çok hoşuma da gitti. 3 tane hurma, 1 kase yoğurt benim için sahur. Mis. Hı-hı, normalde ama bundan kahvaltı da aldım. Kahvaltı seviyorsun sahurda peki? Veriyor. Ha? Kahvaltı mı? Ha-ha. Ben de Ömer'le kahvaltı yaptık. Kerem bizden bir tık önce geçti masaya falan. Ben anlamadım. Dün böyle bir kaos yaşandı. İlk gün kaosu. Üçü de oruçlu Allah izin verirse. İlk gün kaosu. Buradan çıkacağım, eve gideceğim. Merak etmeyin, evde de sosyal medyadan tarifler vereceğim. Nermin Öztürk'ü takipte kalın efendim. Hep diyorum eve iş götürme ama işten hafızı kadın götürüyor. Şimdi bak, bunu böyle yapıyorduk. Hatırlıyor musun Serpil? Aman ne dikkat çekmişti. Ama bunun havasını biz bu şekilde ancak katlama tekniğiyle verebiliriz. Ve efsane bir pide görüntüsünü elde edeceğiz. Şöyle bakın. Hamur şiddeten hoşlanıyor. İyice çünkü özdeşiyor biliyor evet. musun? Nefes alıyor. İçinin nefes alması çok önemli hamurda. Ve ele yapışmayan, bakın. Ele yapışmayan bir hamuru elde ettim. Mis. Şöyle. Serpil bunu götüreyim ben yapayım akşam. Ben onu şimdi sana öbür kaba koyacağım. Çünkü güzel yoğurdum maşallah. Yoğur. Şöyle bizim önden hazırladığımız var çünkü bunu en az 40 dakika bekleteceksiniz. Ben onu çünkü sen yoğur, ben onu şey atayım biraz sonra. Biraz. Dolaba, dolapta şey yapsın. Şöyle. Ama ne yoğurduk pandemide, ne yoğurduk. Millet dışarı çıkamıyordu. Aynen, kıt kıt almış gibi. Ne korktuk değil mi? Unları aldık kiloyla.
Tereyağlar, mayalar biterdi, hatırlar mısın? Ah ah, Allah'ım bir daha gösterme ya Rabbim. Vallahi ben bazen korkuyorum. Bak. Vallahi muhteşem. Vallahi yaptım oldu yani. Bak. Sen yaptın diye söylemiyoruz ama güzel oldu. Hadi. Şimdi siz, bu da sizin yaptınız, dur bakayım. Bak. Bak. Pamuk, pamuk efendim. Pamuk. Bak, görüyor musun? Bu hamur olunca bir yüzün ayrı gülüyor ya. Seviyorum ya, böyle stresi falan attırıyor, biliyor musun? Diyorum ya, ola ki Allah korusun olmasın da kayınvalideyle, eltiyle, görümceyle kavga ettiniz, girdiniz birbirinize. Oldu. Abi yoğur hamur, iftara çağır, küskünlük kalmasın. Oldu, göbek yapayım, onlara küstüm de yiyeyim, yiyeyim, göbek yapayım. Ha, senin o problemin de var, doğru söylüyorsun. Şimdi. Tabii. Aa, hiç de şey yapamam, tınlamam, bana ne? Küslük küslüğüyle kalsın. Aa, ben zaten rahmetli kaynanamı seviyordum, hiç kavga etmem. Öteki de bana ne be? Ne yaparsa yapsın Allah sen. Bir yerde de diyorsun. İyi oldu. İyi oldu. Allah da biliyor ya gönlüm işin. Yalan mı söyleyeyim Rabbimin bilir. Eltini hiç özlemiyor musun? Kız niye özleyeyim be? Hiç görmedin mi hayatında? İki kere gördüm. Seninle kan bağım yok. Seni ondan 1 milyon kat daha çok seviyorum. Tamam, seni benle ondan... yattın kalktın, olur olsun. Yanlış anlaşılmasın beraber gittiğimiz yerlerde. Ha. Aynı kaptan yedik işte. Hani, şimdi Eltin'le nasıl bir kadın? Böyle şey mi? Aurası yüksek midir mesela? Oraya girmeyelim. Hayalim kaçabilir. Tamam, sustum. Sustum hadi. Ramazan pidesi yapıyoruz. Dur, bir sürü tarifim var. Birazdan Ceren gelecek, bir sürü şey anlatacak. Ceren'in yanında da hamur yapalım. Şimdi Ceren'e de sorayım, o da yeni evli. Var mı eltisi, görümcesi? Tabii, bir sor. Tabii. Tabii, tabii. Kayınvalideyle arası nasıl? Dur. Tabii bunlar önemli şeyler. Önce. Tabii, çok önemli. Şimdi bakın, burada amaç pide hiçbir zaman merdane yardımıyla açılmaz. Ben size söyleyeyim. Elle şekillendireceğiz. Birazcık bunu ben kenarda bekleteceğim. Dilerseniz tepsi mayası yapın. Efsane oluyor. Tepsi mayası buna çok yakışıyor. Tepsi mayası da yapmak istemezseniz, vaktim yok derseniz hemen fırına verebilirsiniz. Ama hiçbir zaman nacizane böyle merdane ile hamurun o içindeki, bakın, hava kabarcıklarını söndürmeyin. Küstürmeyin ya. Vallahi trip atıyor. Küstürmeyin. Hamuru küstürmeyin. Şimdi bu öyle güzel olacak ki. Heh, oldu, iyi günler. Ne arıyorsun mesela? Torşun arıyorum Nermin. Ne yapacaksın torşunu? Aa, oraya koyacağım önüne, üstüne. He. Mayalama olsun. Bence bunun üstüne bir pişirme kağıdı alayım. Ben bu şifasını da süreyim, daha da söndürmeyeyim. Aa, onu sürersen şey ettiremez ki sen. İzlerini ver. Ne yapayım diyorsun, dursun. Vereyim size. Biraz şey olsun, güzel olsun. Evet, başlıyoruz efendim. Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kenarlarına tırnaklarınızla şöyle. Tabii tırnak olmayacak. Hepimiz tırnaklarımızı kestik. Bende yok mesela. Öyle bir kesmişim ki dipleri ağrıyor. Serpil onu götürdü. Arada bir şöyle bastırın. Serpil, hiç bekletmeyelim biz. Direkt verelim. Ha, öyle mi diyorsun? Tamam. Aynen. Nasıl istersen gel. İzleyicimiz tepsi mayasını 15 dakika bekletsin ama. Ya kuzum, sen onu bu tarafta veriyorken ben diyetisyenimiz gelmeden malzemelerini koyayım ki. Bakın, bir Ramazan pidesinde ne gerekiyorsa aynısını birebir yaptık. Ev şartlarında, ev konforuyla gayet rahat yapabilirsiniz. Serpil, bana biraz un lazım ama, biliyor musun? Aa, dur, ben sana getiririm, unum var. Çünkü tırnaklarım yapışıyor. Gel kuzu, gel gel gel. Sen şimdi şifasını da ver canım, mis. Evet. Hı. Bakın şöyle. Ama. Hala unu, hayır hayır, burada bak unum, geldim. Hı. Geldim, koptum koptum. Hı. Elim yapışıyor çünkü, yapacak bir şey yok. Mayalı ya, şöyle iyice. Trip atar sonra bize ha. Veriyoruz, baklavalarını ayarlıyorum. Görüntüsüyle gerçekten damaklarımızı şenlendirecek, hem ev ekonomisine katkı sağlayacak efsane bir lezzet hazırlıyoruz efendim. Ramazan pidesi, Ramazan'ın ilk gününe yakışır olsun dedim. Serpil dedim, yapalım dedim. O da sağ olsun yaptı. Şimdi ben bunu Serpil'e vereceğim. Şifasının üstüne güzelce sürsün. Önceden ısıtılmış 170 dereceye ilk etapta koyun. Bakın, birden şey yapmayın. Çok fazla açığa açmayın. İçini çeke çeke pişsin istiyorum çünkü. Sonrasında da zaten biraz yükseltiriz, pembeleştirmek isteriz. Tamam Serpil. Bu sende yavrum. Sen ben bir elimi yıkayayım. Konuğumu alayım. Ben de buraları toparlayayım. Bir şey söyleyeyim mi ya? Diyetisyenimiz bize bu gece için
Yani hatta Ramazan ayı boyunca nasıl kilo vereceğiz? Kilomuzu nasıl stabil tutacağız? Nasıl besleneceğiz? Her şeyi anlatacak. Kilo almadığımız gibi bir de verecek miyiz? Evet, çok önemli. İyiymiş. Bu. Gerçekten çok önemli. Ben sen onu sürerken anons edeyim Ceren. Yedi kardeşler. Bunu. Efendim çok tatlı. Harika bir diyetisyen. Yani ben böyle diyetisyene gitmek isterim. Evet efendim, Ceren'i çağırıyoruz. Buyurunuz efendim. Hoş geldiniz. Çok zarif. Efendim, hoş geldiniz. Bu arada merhaba. Şöyle söyleyeyim, yani Ceren'in böyle durduğuna bakmayın. Ceren gerçekten mesleğini eline almış, sırtlamış. Yani bakmayın 20-21 gibi durduğuna 27 yaşındaymış. Evet, ben bir şok oldum. Ben bir şok oldum. Ne güzel Ceren dedim. Yaşlanmayacaksın. Harika. Değil mi? Şimdi sağlık Ceren biraz izinmiş. Kendinden bahseder misin? Öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Rica ederiz. Ben Ceren, yedi kardeş. Hı-hı. Mesleğime adım attığım ilk günden bu yana hastanelerde Hı-hı. edindiğim bilgiler doğrultusunda Hı-hı. kendi kliniğimi açma kararı aldım. Harikası. Yaklaşık 4 yıldır da Bahçeşehir'de kendi kliniğimde hizmet vermekteyim. Şöyle yapalım, sorularım var ama önce bir tarifinle başlamak istiyorum. Tamam. Efendim, Ramazan'da nasıl besleneceksiniz? Neler mideye dokunur? Nasıl kilo vereceksiniz? Nasıl kilo almayacaksınız? Hepsini soracağım. Doktorumuz ayağımıza geldi, öyle diyelim yani. İyi olacak, hastanın doktor ayağına gelirmiş efendim. Tok tutan bir omlet tarifiyle başlayacağız. Sorularım da bu esnada gelecek. 2 adet yumurta, bence bu sahur önerisi olabilir değil mi hocam? Kesinlikle bu bir sahur önerisi. Hı. Zaten besin değeri, kalori açısından her şey gayet muhteşem. 2 adet yumurta, 1 çay bardağı laktozsuz süt, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, pardon yulaf, 2 yemek kaşığı lov peyniri, 1 tatlı kaşığı sıvı yağ. Tava mı istiyorsun bunun için? Evet, bunun için Hemen veririm ben de. Şimdi Serpil Hanım tavayı getirene kadar soruyorum. Ramazan'da diyet yapmak mümkün mü hocam? Kesinlikle mümkün. Kişinin eğer sağlıklı bir elde yoksa, eğer bir sorun yoksa, kendi önerilerinde eksikler yoksa, kişi diyetini yapabilir. Hı hı. Ama örnek veriyorum, bir kan değerlerinde oynama varsa, diyabet gibi sorunlar varsa, tansiyon sorunları varsa, özellikle düşük tansiyon, hipotansiyon diye bu gibi durumlar varsa kesinlikle kontrol eden doktorun, uzmanına mutlaka danışmalı. Hı-hı. Çünkü diğer türlü, eğer kişi diyabet hastasıysa, genelde diyabet hastalarına sık sık az az ya da protein ağırlıklı beslenme gerçekleştiriyoruz. Hı-hı. Eğer kişi buna dayanamıyorsa Hı-hı. o noktada diyetisyenine ve doktoruna danışmadan ilerlememesi gerekiyor. Hı-hı. Ya da hipotansiyon, kişi çok aç kaldığında tansiyonu bir anda düşebiliyor. Ve bu durumda da elde ayakta titreme, halsizlik, yorgunluk, çeşitli semptomlar gelişmeye başlıyor. Baş ağrısı falan. Aynen öyle. Hı-hı. Bunların da önüne geçmek için mutlaka bir kronik bir rahatsızlığınız, yani bilinen bir rahatsızlığınız varsa bunu danışmamız gerekiyor. Aynı şekilde gebeler için de böyle, ki gebelerde önermiyoruz. Hı-hı. Emziren annelerde de bu böyle. Hı-hı. Ya da kişi düzenli ilaç kullanıyorsa yine bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Tamam. Hocam başlayalım tarifimizde, sorulara geleceğiz. Serpil Hanım, onu kenara alalım. Şunu kenara alalım. Şimdi ocağımızın altını niye yakamadık? Serpil bu niye yanmıyor? Tüpümüz mü bitti? Yo bitmedi. Şimdi yağ koyuyor muyuz hocam? Evet, yağ alalım ama ben bir peçete alırsam, şu tavada biraz sular var. Ben onu şey yaptım, hemen o siz diğerlerini halledene kadar kuruyacaktır zaten. Evet. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi bunu sahurda yiyebiliriz değil mi? Böyle tok da tutar. Aa, çok iyi. Sprey formunda bir yağdanlık. Gayet evet. Güzel, daha kontrollü ilerliyoruz. Evet hocam. Kesinlikle sahur önerisi zaten bu. Bunu önermemizin nedeni, kişi de tokluk sağlasın, protein, hem yapalım hocam, yağ açısından dengeli olsun. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar. Şu an şöyle bir ettireyim. Bir peçete daha alabilirsen. Şunu alalım. Tavama sürdüm bunu bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Şöyle tavanın dibini iyice yağlıyoruz. Hocam sen yağ koydun, geri aldın. Evet, öyle oluyor. Gösterdik, tamam. Göstermelik koyduk. Kase alabilirsen hızlıca. Tabii. Senin amcım yumurta kıracak, onu değil canım, şuradakilerden. Şu gitme. O sırada bir kaşığı yulafımıza ekleyeceğiz. He. Biraz yulafta. Öyle mi? Çıtırlık seviyorsanız mutlaka önden ekleyin. Ama çıtırlık sevmiyorsanız yumurtanın ıslak formunda. Kırıyorum hocam. Evet, kırarsak çok sevinirim. Elinize sağlık. 2 adet yumurta dedi Ceren hocamız. Buyurun. Çıkalım. Sütün içine mi? Sütün
fırına alabiliriz size zannet. Evet. Bu arada ben falan pideyi götürüyorum fırına. Tuza şöyle tamam yeterli. Pidemiz de çok güzel oldu. Bakın Ceren hocam, yani siz hamura karşısınızdır ama Ramazan'da pidesiz olmuyor. Malum. Aslında hamura karşı değiliz bu arada. Değil miyiz? Kesinlikle porsiyon kontrolü yaptığımız sürece diyette hiçbir şey yasak değildir. Çok önemli güzel. Önemli olan değiştirmeyi bilmek ve porsiyon kontrolüne dikkat etmek. Burayı bir açıklayalım hocam. Şimdi öncelikle yumurtamızı kasemize kırıyoruz. Ardından sütümüzü ekliyoruz, lorumuzu ekliyoruz ve sonrasında şöyle yulafı eklediğimiz tavaya yumurtayla beraber dökmeye başlıyoruz. Göstermelik bir yağ sıktık, onu peçeteyle de aldık yine arkadaşlar. Aldı. Ben nefis mutfağı bugün sahura harika bir tarif hazırladım. Ama bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz tok tutar. Doğru söylüyor Ceren'ciğim. Evet, çünkü protein açısından zengin. Yulaf evet. da besin değeri kaliteli ve yine tokluk sağlıyor posa kaynaklarından. Altını biraz kısabilirsek de bir yanması. Diğer tarifini de alalım hemen Ceren hocamın. Şimdi bunu diyorsun hocam, sahurda, iftarda. Evet. Nasıl istiyorlarsa. Kesinlikle besin değeri yüksek çünkü. Özellikle sahurda. Kilo aldırır mı hocam? Yağsız. Kilo aldırır olarak bakmıyoruz. Vücutta kullanımı nasıl oluyor ona bakıyoruz. Daha kaliteli, daha verimli, daha doğru bir şekilde kullanıyor vücutunu. Diğer türlü çok yağlı, yüksek kalorili besinler kullandığımız zaman. Hı-hı. Evet biraz kısarsak çok sevinirim. Kullandığımız Tabii. zaman. Evet Öyle. Efendim, ikinci tarifimiz geldi. İkinci tarifimize geçmeden Ramazan'da tatlı tüketimi nasıl olmalı? Şimdi herkesin en çok sorduğu soru bu. Baklavalar, şöbiyetler, sütlaçlar, güllaçlar. Yani şöyle kişi zaten biz yasak koymuyoruz. Çünkü zaten oruç tutuyoruz. Zaten bünyemiz her zaten şeyi kan istiyor. Şekerimiz düşüyor, zaten kan alıyoruz. Şekerimiz düşüyor ama kan şekerimiz düştüğü için de bir anda da tatlıya yüklenmemek gerekiyor. Porsiyon kontrolü yaptığımız sürece haftada 1-2 gün özellikle sütlü tatlı tercih edersek çok daha güzel geçer, çok daha verimli geçer. Bunu da özellikle misafirliğe gittiğimiz günlerde ya da misafirimiz geldiyse tatlıyı o zaman tercih edersek en azından hem sosyal yaşantımızdan kısıtlanmamış oluruz. Hem de diğerlerinden farklı bir diyet modeli olmamış olur. Biraz fazla yağ almışız bu arada. Aldığımız için de bir tık dibi tuttu. Tabii siz hocam her şeyi en iyisini bilirsiniz. Bak ne güzel. Mis gibi. Yağlıymış gibi davrandı o modeli ama yağsız bir omlet. Olsun, çok güzel oldu ama bence. Var ya of, şu an ne gider. Acıkınca da insanın gözü hiçbir şey görmüyor. Görüntüsüne tamam. Aldanmayın, tadı çok iyidir bu arada. Evet. Serpil onu sunuma alır. Pideyi de verelim Serpil fırına. Çok güzel evet. gözüküyor. Pratik sahurda içebileceğiniz, tok tutacak, tatlı krizlerine de aslında bir nevi durduracak güzel bir içecek hazırlıyoruz. Evet. Gelsin ekran başına malzemelerimiz. 400 mililitrelik laktozsuz süt kullanıyoruz efendim. Bakın neredeyse yarım litre diyelim. Bir küçük muz, 2 adet ceviz, 2 yemek kaşığı yulaf, 1 tatlı kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı kakaomuz var. Hemen böyle bir tabak veriyorum hocama. Çatalı çekmeceden alabiliriz. Aslında bir blender, mikser gibi bir şey var varsa çok daha iyi olur. Mikserimiz Serpil'cim. Süper. Hiç tabak kirletmeden hepsini bir arada yapacağız şimdi. Aa, su mutlu makinemiz gelmiş. Tabii. Şöyle çekelim. Biraz şunu. Şimdi şöyle veriyorum. Buyurun hocam. Tamamdır. Yetişen görmeden. Yağ mı ekledik? Smoothie gibi yapacağız. Evet. Şimdi bütün malzemelerimizi smoothie kabımıza alıyoruz. Öncelikle evet. muzumuzu ekleyelim. Muzu biraz daha azaltabiliriz. Küçük bir yerli muz aslında ama hocam, koyalım gelmişken. Açız hocam, açız. Evet, ziyan gün olmasını koyalım. Savurda birazcık dengemizi şey yapacağız Sütümüzü hocam. Sütümüzü ekliyoruz. Kurban olayım dur. Yulafımızı ekliyoruz. Evet. Şöyle 4 tane yarım olacak bir şekilde. Bir tane muz vermiyor ya. Hocamıza bak ya. Eğer bağırsak sorunlarınız varsa ya da muzdan hoşlanmıyorsanız meyvenizi değiştirebilirsiniz. Ya porsiyon hesabıyla ilerliyoruz aslında. Bir adet portakal olabilir, bir adet elma olabilir. Ha, meyveyi değiştirebilirler. Kesinlikle cevizi de değiştirebilirler. Harikasın. Damak kişilerin... zevkine göre. Aynen öyle. Alersi, kakao, koyalım. Ay çok güzel olur kakao gibi. Evet, kesinlikle çok lezzetli. Yaptı ama olsun. Ceren Hanımcığım bir şey soracağım. Evinizde misafir geldi. Evet. Yemek yapıyorsunuz, şey mi diyorsunuz? Biz işte 4 kişiyiz. Şu Hayır. kadar koyarsan bu kadar porsiyon. Asla kimseyle diyet konuşmuyoruz misafirlerimize. Çünkü diyette sınırlama olmamalı. Ve evime gelen misafir lütfen kendini rahat hissetsin. Ve ben kişiyi kasmak istemiyorum. Çünkü kendim yeni de evlenmiş hayatımda yani. Böyleyim. Düşünsene yani. Dedi ki misafire ben bunu yaptım, bunu yiyeceksin. Nasıl desin kız? Yapamam. Diyemem. Ne bileyim. Basıyoruz. Evet, basıyoruz.
Of ne güzel oldu bu ya. Of. Bu gerçekten lezzetli oluyor. Gülşah'ın. Mesela sahurda sadece bunu yaptım ben, içeyim. Bütün gün beni idare eder mi? Şöyle, zaten kişi sahura kalkmıyorsa, sahura kalkmaya üşeniyorsa ya da sıvı beslenmek istiyorsa, besin değeri yüksek, kalori açısından da yeterli gelecek bu içeceği hazırlamamızın temel nedeni bu aslında. Vallahi kişiyi şey tok tutsun ve bağırsak hareketlerine destek sağlasın. Sahura kalkıyorsun. Evet. Mecbur kalkıyorsun. Üç tane çocukla. Hı. Ama diyorsun bunu diyorsun yatarken içsinler diyorsun mis. Aynen öyle. Bak. Bu arada Ramazan dışında kilo alma diyetinde ara öğünlerde kullanılabilir bir içecek aynı zamanda. Çok güzel, çok güzel kokuyor. Evet, tadı bayağı iyi. Tadına mutlaka deneyin. Yağlıymış gibi yapıp ama yağsız bir omlet yaptık. Değil mi? Çok güzel oldu. Perfect. Harika. Koy benim ayak mutfağımın yanına. Buyurun efendim. Evet. Ellerinize sağlık. Özlem, artık Ramazan geldi. Boş bardak bırakma canım, su çekiyor. Boş bardak koyma bana. Ben bizimkileri topladım da seninkini unutmuşum. Şimdi bir tabağımız vardı bizim. Bir de yağımız vardı. Evet. Serpil bizim malzemeleri getirirken şöyle bir anlatalım birazcık şundan. Şimdi hocam maşallah bu bizim vücudumuzdaki 500 gram yağ mı? Evet. Yani canlarım, ekran başındaki kıymetli izleyenlerim. Ceren hocam dedi ki vücudunuzda karın bölgesinde olabilir, basen bölgesinde olabilir, kollarınızda olabilir. Aynen öyle. 500 gramlık bir yağ kütlesinin görüntüsü. Şöyle avucumuza alırsak porsiyonu iyice anlamış olurlar. Bunu da neden getirdim? Al hocam. Ramazan'da diyet yapanlar oluyor ya da normal hayatında diyet yapanlar oluyor. 500 gram deyince kişinin hoşuna gitmiyor. Ama o noktada 500 gram yağ verdiniz. Bu kadar deyince çok ikna oluyorlar. Kaç 500 gram verdi? 25 lira verdi. Wow, maşallah çok. Şuradan getirir mi bu 500 evet. gram? 500 gram oradan gitti. Dokusu da böyle mi hocam acaba gerçekten? 300 yani, gram buradan gitti. Tabii böyle bu kadar buralarda katı bir şey değil. Senin. Benim bir de burada vardı hocam. Böyle bir de bu. Ay Serpil iki gitti. Aman Allah korusun, dur çekil. Herhalde güzel. İki gitti. Şimdi bu ne hocam? Şimdi bu da bizim örnek iftarda ya da günlük hayatımızda bir öğün alacaksak, ana öğün alacaksak olması gereken porsiyon kontrolü. Tabii yağımız bu kadar fazla olmaması gerekiyor. Bundan şimdi kurtulun. Büyük bir tabağı hayal edelim ve bu tabağın yarısını sebze, sebzelerle dolduruyoruz. Posa kaynakları, bunlar bunun içinde olmalı. İstediğiniz her tür posayı buraya ekleyebilirsiniz. Ama dikkat edelim, patates bunlar arasına girmiyor. Çünkü patates ekmek grubu yerine geçer aslında bir noktada. Bir kısmını karbonhidrat olarak, bir kısmını protein, küçük bir kısmını da yağ grubu olarak ekleyebiliyoruz. Ceviz, fındık, badem bunlar da yağ grubuna dahil. Şuradan şöyle düşünebiliriz. Kruvasan da koymuş oraya bak. Kruvasan çok güzel gözüktü şu an. İronik ya. Olsun diye. Şu an ironik olarak direkt canım buna da değil buna gitti. İşte oruçlu olayım. Ben ironik olmak için şuna gittim şu an hocam. Neden böyle oldu? Ama hepimiz ama zaten işte, duygusal olarak dağılıyor evet. Ağzı böyle evet. Talaş seviyoruz, gibi. Seviyoruz evet, hepimiz seviyoruz. Bütün diyetisyenler de seviyor bu arada. Hepimiz acaba biz hep yani. Böyle göçebe bir toplumuz diye böyle hep hamurla beslenmeyi seviyoruz. Kültürümüzde var. Değil mi? Benim yaptığım yüksek lisans çalışmalarında zaten test çalışmalarında zaten onu fark ettim. Yani Ege genelde ot olarak biliniyor ama ben gittiğimde hamur işinin çok yoğun olduğunu gördüm ve şok oldum. Aynen öyle. Her kültürde var. Hocamla bir yer değiştireyim. Hocam sen gel yağlarının yanına. Ben de geleyim böyle normal akşam iftar menüsünde ne hazırlayacağız? Hocam bak gerçekten masum bir yemek yapıyorum ben de. Bak. Evet, protein. Hatan varsa söyle, tamam. Sen buradasın. Ben azaltmaya çalışacağım, söz veriyorum. Tamam. Sayıyorum ama bak güzel protein yaptım yani. Sen gel diye böyle bir menü yaptık Serpil'le. 8 adet tavuk pirzolan var. Bu benim kendi tarifimdir. Efsane olur efendim. 2 yemek kaşığı yoğurdumuz var. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve kimyon. Şimdi Serpil sen bunu bana ya doğra ya rendele. Rendeleyim. Rendele hayatım. Rendelim deyince de aklıma rahmet bir şey geldi. Rahmetli niye dedim adama? Alper. Serpil'i öptüm. Niye rendeliyorsun? Doğrasana. Çorbaya soğan rendelenmez ki. Şimdi hocam ben bunu fırında yapıyorum. Evet. Gayet güzel bir pişirme yöntemi. Tavuğumun özellikle pirzola kısmını alıyorum. Çünkü göğüs kısmı yavan oluyor. Ramazan'da da böyle birazcık tolere edebiliyoruz porsiyon kontrolüyle. Evet, tolere ediyoruz biz bunu Serpil. Hadi getir oradan soğanımı. Şimdi hocam bunları böyle alıyorum. Çok evet. Pratik bak. Efsane.
Kesinlikle. Güzelce yıkamışız biz bunları böyle. Ondan sonra koyduk yumuşacık tavuk. Sonrasında içerisine yoğurdumu ekliyorum. Yoğurt inanılmaz güzel bir kızarma ve gerçekten tavuğun daha yumuşak olmasını sağlıyor. Şu bir miktar yoğurtla bunu yoğuruyorum. İçerisine yani gerek yok aslında ama çok azıcık. Hayır gerekiyor. Dediğiniz porsiyonu kullanabilirsiniz. Çünkü bu sadece sizin tüketeceğiniz porsiyon değil. Bütün ev halkının porsiyonu. Sizin gibi yaptım hocam ben. Koydum bir tatlı kaşığı. Tamam bunu bıraktım çünkü yağlı. Pirzola kısmı. Koy serpilim. Güzel. Evet, güzel bir cümle kurdunuz. Koyuyormuş gibi yaptım hocam. Yağlıyormuş gibi yaptım. Serpil iki diş sarımsağı mıdır rendil. Hocam bir miktar salça koyuyorum. Salça kilo aldırır mı hocam? Yani salça kilo aldırmadan ziyade daha çok tuz oranıyla ilgileniyoruz aslında. Tansiyon sorunumuz varsa dikkat etmemiz gerekiyor. Kilo açısından diyetlerde biber kullanabiliyoruz. Biber tuzlu oluyor doğru söylüyor. Onu ekmek üstüne sürüyorsun üzerine tuz da karabiber serpiyorsun yiyorsun mesela. Yemez misin salçayı? Yok yemem ben. Bana gelmiyor ya. Sen yediğin belliydi zaten. Yok ben de sevmem ama Ayhan sever. Ayhan abim ya. Ondan bir diri bir kemik adam. Niye adama güzel yemekler yapmıyorsun? Ay. Ayhan abim ya kıyamıyorum abime. Olunca söz konusu bak ne veriyor. Ay görüyorum. Şimdi bak bu çok güzel pratik bir tarif. Soğanı da içinde kalıyor bak suyunu da kullanmıyor evet, atmıyoruz hocam hiçbir şeyini. Her şey içinde. Tuz, kimyon, karabiber, toz biber. Gerçekten. Tuzu az koyuyoruz diyetisyenimiz öyle söyledi. Onun için ne dedik? Tuz oranını ayarladıktan sonra dedik. Kolay gerisi. Ha, gerisi kolay. Şimdi şöyle bir yoğuruyorum. Bunu vakit varsa hocam. Yaklaşık bir yarım saat dolapta bekletiyoruz. Çünkü daha çok sosunu çekmiş oluyor ve daha lezzetlendirmiş oluyor. Bunu aslında ızgarada da kullanabilirler. Hele küçük yaptık. Şimdi şey oğlum biz böyle yayarak mı kızartalım tepsiye? Getirdim. Ha? Omuz omuz mu pişsinler? Tepsiye alacağım ben. Geleceğim. Oldu. Hı-hı. Geleceğim. Hı. Getir serpilip. Şimdi bak o kadar güzel ki gayet kıvamı iyi. Şimdi hocam. Ben bunu yersem ne kadar yağ almış olurum? Yani bunu yerseniz ne kadar yağ almış olursunuz aslında ortalama... Ya da sen toparla sorumu. Şöyle bu öğünü yerseniz örnek veriyorum. Mesela ben bundan iki dilim yerim iftarda hocam. Gider yani. Bütün gün açım. Olur. Bir olur buçuk iki dilim. Ha, bir buçuk. Yani tamam bir buçuk protein... yedim hocam. Seni mi kıracağım? Evet bir buçuk iki dilim tüketebilirsiniz. Yanındaki karbonatı da dengeledikten sonra. Ama üzerine ekstradan da yağ eklemek çok mantıklı olmaz tabii ki de. Eklemeyin üstüne ya. Bu kadar yeter dedi. Sus izin aldım sizler için. Bugün bunu yapın. Bu kadarı verdi hocamız. Olur mu hocam? Ne estağfurullah? Doğru söylüyorsun. Daha üstüne daha ya bak gösterdik kaldık. Yanına bol posa. Bol bol posa. Ben Ceren yani Hoca'dan salata. Öğrendiğim gibi bundan sonra ya gösteriyorum siliyorum ona göre. Posa dediğimiz hocam lifli şeyler lifli, mi? Salata evet, falan. Evet salata. Bol yeşillik salata grubu. Aynı zamanda meyve de bunun içine dahil ama meyvede porsiyon kontrolü önemli. İyi misin Muzaffer? Evet. Kıcık yaptı seviyoruz. Adamı vallahi hepimiz bir şeyler. Bunu görünce bir motive herhalde oluyoruz. Yağını gördü ondan. Ya da demotive. Bu kadar az yağ ile yemek mi olur dedi Nermin Hanım bana. Serpil. Muzaffer öksürük tuttu. Nermin. Oradaydı. Vallahi bak Serpil'in 500 gram gıdısında vardı hocam. Senin 500 yağım gram yoktu. Senin 500 gerçekten, gram yüzden gerçekten gitti mi? Serpil. Nermin ya baksana. Ben gerçek göstereceğim Ceren hocam. Bak şeylerine bak. Vallahi şöyle şurada duruyordu değil mi Nermin? Evet. Serpil diğer malzemeleri alalım hemen canım. Allah vermez. Bunun kız görüyor musun? Olsun. Alalım. Bir yerde de iyi oldu. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına veriyoruz. Tamam. İsterlerse biraz üzerini kızartabiliriz. Şimdi ben Ceren hocama soruyorum. Tabii. Hocam gösterdik kaldırdık. Yağ kullanmıyoruz. Kocalarınız da sevinecek her gün yağ al yağ al yok. Evet. Değil mi? Yemeğimiz tereyağı her türlü hocam. Pişer çünkü. Tereyağı. Tereyağı konusunda da doymuş yağ grubunda oluyor zaten kendisi. Onu da porsiyonlu kullandığımız sürece her gün olmadığı sürece dahil edebiliriz. Dediğim gibi. Bir tane Canan Hanım vardı çayın içine koyun diyordu. Doğru mu? Ben çok yorum yapmayayım. Yapmıyoruz tamam sustuk. Tamam. İftar saatinde evde olmayanlar, işte veya trafikte olanlar. Mesela ben yetişemiyorum hocam. Çok buradan çıkışta biraz sıkıntı olacak. Ben nasıl orucumu açacağım? Şimdi öncelikle şuna dikkat ediyoruz. Çalışıyorsanız zaten evde olmayacağınız belliyse mutlaka yanınıza çantanıza hurma, ceviz ya da bulundurabiliyorsanız markete ulaşabiliyorsunuz bir süt grubu, yoğurt bunları mutlaka temin edin. Ama en önemlisi su. Çünkü vücudumuz evet açlığa dayanır ama su olmadığı takdirde vücudumuz daha fazla
hasar görür. Hı. Onun için şişenin çantamızda suyumuz olacak. Hurma. Cevizimiz, bademimiz, hurmamız artık hangisini seviyorsanız onlar olacak, çok pardon. Estağfurullah. Ondan sonra da trafikteyseniz 15-20 dakika varsa hurmanızı yiyin. Biraz suyunuzu için, çok su da içmeyin. Çünkü mideniz zaten bomboş. Onu bir beslenmeye hazırlamamız gerekiyor. Şişlik yapmasın, ağrı yapmasın. Birkaç yudum su, hurma, ceviz ya da badem, hangisini seviyorsanız onları tüketirsiniz. Eve gidince de öğününüze başlarsınız. Ya da diyelim ki 1 saat 2 saat olacak. Evet. Belli olur bu zaten ne kadar geç kalacağınız. Böyle proteinli bir sandviç hazırlayabilirsiniz. İşte tavuklu bir sandviç, soğuk sandviç. Güzel. Bu gibi pratik çözümler ya da bir yulaf kasesi ya da içeceğimizi yanınıza alabilirsiniz. Bu güzel. Güzel. Tabii muhafaza edebileceğiniz bir dolap olması gerekiyor. Bütün gün sıcakta kalmamalı. Tabii, doğru. Ya da bir marketten kefir alınabilir yine aynı şekilde. Tabii. Anı kurtarmak. Aç kalmak değil, anı kurtarmak önemli. Peki hocam, mesela iftara oturduk. Harala gürele karnımız acıktı. Pideler havada uçuşuyor. Ana yemekler, çorba geldi. Tarifim uçtu. Ondan sonra burada ne yapacaklar değil mi hocam? Namaz kılıyorlarsa çorbayı içeceğiz. Kesinlikle. Sonra ne yapacağız? Şimdi öncelikle ezan okundu. Allah kabul etsin. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Çorbamızı içiyoruz. Ama hurma, pardon çok özür dilerim. Hurmamızı yiyoruz. 1-2 hurma kişinin isteğine bağlı. Zeytin yemek istiyorsa zeytin. İkisi arasındaki farkı soranlar oluyor. Bu sünnetle alakalı bir durum. Zeytin seviyorsanız zeytin, hurma seviyorsanız hurma. Ama burada hurmanın porsiyonuna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bir anda kan şekerinizi de yükseltmesini istemiyoruz aslında. Bir tane tadın, sonra hurmayı devam edin. Aynen öyle. 1-2 hurma alabilirsiniz. 2-3 zeytin. Sonrasında birkaç yudum su. Çünkü midemizi dediğim gibi suyla doldurmayalım. Yemekle beraber de su tüketmemeye çalışalım. Çünkü sindirim enzimlerinin doğru çalışmasını istiyoruz. Evet. Sonra çorbaya geçiyoruz. Çorbaya geçiyoruz. Çorbada diğer yeri anlatıyoruz. Çorbadan sonra namaz kılıyorsak namaza geçiyoruz. Ya da bir 5-10 dakika oyalanmaya başlıyoruz. İşte ayağa kalkabiliriz, dolanabiliriz. Mide rahatlasın. O amaç zaman bu. Şöyle yapalım. Ceren hocama iki tane daha efsane sorum var. Efendim, Ramazan'ın gülünü yapacağım birazdan size. Güllaç hazırlayacağım. Ama bu güllaç bildiğiniz güllaçlardan farklı. Muhallebili yapacağız. Birazcık kalorisini arttıracağız. Diyetisyenimizin yanında da çok güzel oldu. Ama şimdi yağ, sıfır yağ kullanacağız. Tereyağı kaldır. Kaldır o tereyağı. Sıfır yağ kullanacağız. İlk şifremiz efendim. İlk şifremiz Ramazan. İlk şifremiz Ramazan efendim. İkinciyi reklam dönüşünde vereceğiz. Ceren hocamla burada sizleri bekliyor olacağız. Bir yere ayrılmayın. Geliyoruz. Görüşmek üzere. Evet efendim. Nermin Nefes Mutfağı'nda bir şeyler oluyor. Bir şeyler kaynıyor. Bir şeyler kabardı. Serpil, mipidemi alsana, yaktık. Ay yak, yakar mıyım ayol? Altını biraz şey ettirsin diye. Üst ayarını çevirdim. Çok iyi ya. Bak annesi, bak Allah'a sen bir bak. Çok iyi ya, bakar mısınız? Kim demiş ki pastaneden değil bu pide? Bak, kim demiş? Bir tık altı alalım. Kızar. Bence iyi, yeter. Mi diyorsun? Tamam. Aldım, o yeter. Yanda da bak. Of. Nasıl nasıl bir tavuk yaptık. Baloncuklarına bak. Oo, Serpil bu da neredeyse olmuş. Onun evet birkaç dakikası nasıl daha var. Buram buram soğan aroması, sarımsak güzel. Ya ben sos ne unuttum nefis. Ya. Ne? Ben ne unuttum? 11 şimdi. Ayın Sultanı Ramazan'a özel hediyelerim var bugün efendim. Çok güzel bir kahvaltı setimiz. Bakın harika bir renk cümbüşü var şu an. Bunu bir izleyicimize hediye ediyoruz. Bir izleyicimize de Ahmet Bey'in bu ikili kombinini rende ve saklama kaplarını hediye ediyorum. İyi dedim. Bu da İki sahurda. Tane videonun sayfada. Belki sahurda bugün kahvaltı. Birisini açıklarım. Evet. Kahvaltı takımı oldu. Serpil şunu. Gel. Ohoho. Çok güzel olmuş. Artık bir de almayacaksınız efendim. Valla altı üstü pastane gibi kızarmış. Bunu böyle alacağız. Geleceğiz eve. Ramazan pidesi geldi Serpil Hanım diyeceğim. Gel. Masalısın yani. Kop diyeceğim. Hadi, ben de. Hadi koş. Yanacağız böyle. Ama böyle oluyor ya. Yanıyoruz ya. Oldu. O anı yaşamak istedim. Ama gene de bir kuyruğa gireceğim ben bir kere. Bir de kuyruğuna. Evet efendim. Dedik ki Ramazan'ın birinci günü. Muhallebili bir güllaç yapalım. Bak herkes bunu yapıyor efendim ama sütle şekerle yapıyor. Biz dedik ki diyetisyenimiz gelmişken sonrasında nasıl yakacağımızı sorarız. Yani ince düşündüm açıkçası. O yüzden ekstradan muhallebi ekleyiverdim yani. İyi tamamen yaptınız. Sizin için hocam. Çok size iyi soru. Yaptınız.
Ekrana gelsin malzeme listesi. Şimdi fırça yiyeceğiz diyetisyenimizden. 10 adet güllaç yaprağı, 1,5 litre süt, 1,5 su bardağı şeker muhallebisi için 1 litre süt, 4 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 9 yemek kaşığı şeker. Bak hocam, kaşık ölçüsünü çok ince kullandım. Evet, 8 fark değil ettim. 9. Fark ettim. 10 değil 9. 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı tereyağı, üzeri için dövülmüş ceviz veya toz antep fıstığı, vişne taneleri. Şimdi hocam, yani yemeyelim mi? Yiyin. Kesinlikle Allah razı yiyin. Olsun. Diyette kısıtlama, yasak yok. Porsiyon kontrolü. Yayının başından sonuna kadar. Doğru söylüyor. Porsiyon Serpil. Porsiyonunu kontrol etmiyorsun, sonra 500 gram gıdana gidiyor. Ne yapayım ben yani Serpil yani? Şimdi ben bunu hepsini yaptım diye hepsini al götür ye dem. Yani yeme. Yeme Serpil. Tamam da Nermiş'i bak, bu olay böyle irade meselesi ya. Şimdi normalde... Kusura bakma, iradene de hakim ol. Kaç yaşında kadınsın yani? O yaşla ne alakası var ki? Yeme davranışı. Yeme bozukluğu mu var o zaman hocam? Ya yeme bozukluğu diyemeyiz ama biraz da duygusal acaba mı karbonata yaklaşıyoruz? Bir seviyorum ya. Şimdi evet. Normal insanlar var, toplumumuzda şunu var, evet. Tatlı olarak finalde yer ve bitirir ya. Ben ondan iki dilim yiyeyim ama karnım doysun. Süt ya. Şerbetini hazırladık burada. Bu çok bence ya. Nişastası ve şeysi. Biraz fazla koymuş. Muhallebisi. Bizim Özlem. Cömert. Diyetisyen geliyor dedim. Bir tatlı kaşığı yeter dedim. Niye 10 yemek kaşığı nişasta koyuyorsun? Ah Özlemciğim. Nişasta. Ah Özlemciğim. Şöyle birazcık da un. Reçeteye bağlı kaldık. Hepsini koymuyorsun. Onda. Çok bağlı kalma sen reçeteye. Şöyle karıştıralım. Ne şey temas yapalım. Şöyle. İyidir. Bir kat koyacağız. Yeter. Tamam. Bence de. Oldu. Baba bunlar hem de evden tasarruf ettik. Yani koyun kutularınıza geriye. Sonra hocam, şimdi bunu böyle karıştırıyoruz. Al Serpil, bunu sen karıştır. Sen şekerini sorayım. Ben de bunu karıştırayım. Şimdi porsiyon dedin hocam. Evet. Porsiyondan kastımız ne? Yani şöyle örnek verebilirim. Örnek veriyorum, bir güllaçtan bahsedebiliriz. Şöyle bir avucumuzun içi kadar düşünürsek, avuç içi kadar bir güllacı aslında tüketebiliriz. Ama güllacın içine besin değerini arttırmamız gerekiyor. Mesela ceviz ekleyebiliriz, badem ekleyebiliriz, fıstık, kaju ekleyebiliriz. Biraz da protein desteği aynı zamanda, posa kaynağı. O noktada tüketebilirsiniz, haftada 1-2 gün olabilecek şekilde. Bu şekilde yapacağız. Tamam. Yani kıymetli izleyenlerim, diyor ki bizim güzeller güzeli Ceren hocamız her şey diyor tadında diyor, kararında diyor, tatlı tatlı diyor. Tabii diyor, bütün gün diyor aç kaldınız diyor, sizi diyor bu konuda diyor sıkıntıya sokmam diyor. Mesela 3 yemek kaşığı nişasta yerine 1 yemek kaşığı nişasta, 5 yemek kaşığı un yerine 1 yemek kaşığı, porsiyonlarını ufak, nefsine azıcık hakim ol Serpil. Her bulduğunu yeme. Sonra zor kilo veriyorsun. Doğru. Değil mi hocam? Yani... Evet, doğru. Hayatta denge. Hocam, azıcık da tereyağı koyacağız. Koyabilirsiniz. Hı. Yani dediğim gibi yasak yok. Kontrol var. Kontrol. Doğru. Yasak ya, derse tatlı geliyor. O sana yeter bence. Evet, yani yasak kesinlikle tatlı geliyor. O yüzden yasak olmayacak. Bence olmadı daha ya. Hı? Bir tık daha olmadı şey gibi, Şahsenem gibi parmağını batırma. Aa. Hakikaten. Şahsenem ne yapmıştı ya? Ay gözlerimiz kanıtı. Elimin lezzeti şey olsun dedi kadın. Evet. Şimdi güllaç deyince benim için akan sular duruyor. Ramazan ayı geldiğinde. Değil mi hocam? Yani en güzel tatlılardan bir tanesi. Hepimizin aslında hafiftir, değil mi? Evet, kesinlikle. Yani içini çok fazla dediğin gibi şekerle tatlandırmazsak güzeldir. Evet. Bunu yapalım. Aynen, aynen. Çok ne dersin? Burada edeyim. Yapalım hepsini. Sunum? Sunumu da burada yapalım. Nasıl göreceğiz? Tepsiye böyle koyuyoruz. Koymayalım. Bunu da mı yapayım? Ha tabii, daha güzel olmaz mı? Yani tamam, ben buna güllaç yaprakları ucuk tabii oturdu diye. Duş aldıracaksın. Bakır tepsimiz. Oldu. Oldu canım. Hadi. Evet. Tamam. Tamam ya Serpil. Burada ufalayayım. Tamam. Bir kepçe rica edeyim Serpil Hanım. Tabii. Şimdi efendim biz burada muhallebili bir güllaç yapacağız. Onun için iki tane karışım hazırladım. Bir tanesi muhallebisi, bir tanesi de efendim sütü. Sıcak. Ne istemiyorsun sen? Bir şey istemiyorum. Gülşah'cığım oruçluyum. Kafam birazcık dağılmış olabilir. Neden gerildik hemen? Ben de espri yapıyorum şu an. Oruçlu birbirine sataşırmış ya. Şöyle. O zaman derler ki tutma.
Sinirli yeneceksen oruç tutma. Ben söylerim biliyor musun? Hı. Ya şey derler ya o hani bağımlılık ve şeydir böyle ağızlarında. Ay yapamıyorum ya ben kötü. Aa yapma tutma o zaman. Millete eziyet çektireceksen derim yani o lafı ben de. Ay tavuğa bak oh oh. Fark etmez hocam o nişastasından içindeki pirincinden bir tarafını parlak gösterir bir tarafını mat. Ama süte girdiğinde hepsi aynı dengeyi bulur. Hüseyin hocam mutfakla çok alakalıdır. Çok. Yönetmenimiz. Ya. Hı-hı. Şimdi ikinci katı da böyle döşüyorum. Üzerine ısıttım sütümü koyuyorum. Serpil bana muhallebiyi getirecek şimdi. Üçüncü katta muhallebiyi ortaya vereceğiz. Birazcık daha böyle proteinini arttırmış olacağız. Bir yandan da artık son dakikalar çorbayı da getirelim. Zaten bu arada Ramazan için en doğru tatlılardan biri sütlü tatlı. Vallahi çünkü ben de öyle de düşündüm denge hocam. Sağlamış olacağız. Ya yani yayının başından sonuna kadar bunu söyleyeceğiz. Çünkü gerçekten beslenmede de hayatımızda da denge. Mesela şerbetli tatlıları da çok seviyoruz Ramazan'da hocam. Niye yemeyelim onları mesela? Yiyebilirsiniz. Onu da yiyebilirsiniz. Kemal çünkü Paşa. Kısıtlamayacağız, yasaklamayacağız. Bunu da neden söylüyorum? Bugün yasaklarsak bir gün pes ettiğiniz noktada yiyebileceğinizin de üstünde yemeye başlarsınız. Öyle çünkü mi? Artık acısını çıkarmaya başlarsınız. Doğru. O gün yememiştim. Bugün hepsini yiyeceğim. Gözümü kararttım diyeceksiniz. Hı-hı. Bunun önüne geçmek için... Hı-hı. 4 dilim baklava yemeyin. Küçük porsiyonda şöyle bir kare olarak düşürürsek ondan 2 dilim olabilir. 4 yeme Serpil, 1 ye sen. Büyükse 1 tabii ki de ama küçükse 2 yiyebilirsiniz. Yine yanında ceviz, badem vesaire. Duydun mu? Bunları alabilirsiniz. Yo yo duydum valla kulağım sizde, çok kulağım sizde. Ama zaten bol cevizli, bol bademli, bol fındıklı, fıstıklıysa gerek kalmıyor tabii yanına almaya. Tamam, vanilyayı da içine ekliyoruz ve kapadım karıştırıyoruz. Altını. Efsane bir kıvam. Şöyle bakar mısınız muhallebimin güzelliğine? Şimdi ben bu muhallebiyi burada hemen gezdireceğim. Ama şurada bir sütüm dökülmüş, onu alayım. Hocam peki dengeyi nasıl sağlayacağız? Mesela su içemiyoruz çok fazla. Su oranını nasıl ayarlayalım? Su en önemli konu aslında. Evet. Çünkü vücudumuzdan su eksilirse migren sorunumuz varsa başlar. Bende var. Eklem ağrılarınız varsa başlar, kabızlık sorununuz varsa geçmez. Hani bu gibi uyku sorunu yaratır, stres yaratır. Vücutta suyun eksikliği birçok semptomu oluşturur. Ne yapacağız? Bir kere suyu her zaman yanımızda bulunduracağız. Evet. Ki aklımıza gelsin. Diğer türlü ben kalkayım, su içeyim. Zaten oruç tuttuk, yorulduk. Belki de kan şekerimizi dengeleyemedik, iftarda çok yüklendik. O noktada da yanımızda şişe suyumuzu bulunduracağız. Tamam hocam. İftardan sahura kadar elimizden geldiğince 2 litreye yakın, 2 litreyi bulursak çok güzel olur. Çok da üzerine çıkamıyorsanız zorlamıyorum. Çünkü kişi de bu sefer sorun da yaratabilir, uykusunu bölebilir, ağrı şişlik yapabilir. 2 litreye ulaştığımızda şöyle çok bir 10 bardak. 10 tamam. bardak su. İftarla sahur arası denkleyeceğiz. Su içemeyenler de içine aroma katabilir. İşte meyve biberinden ekleyebilir, tarçın ekleyebilir. Tabii. Ama suyu asla unutmuyoruz. Doğru. İftardan yarım saat önce, yarım saat sonra özellikle. Şimdi muhallebiyi koyduk orta kısma efendim. Güllaç yaprakları alttaydı. Şimdi üzerine tekrardan muhallebinin güllaç yapraklarıyla bir kat çıkacağım. Şöyle of çok güzel kokular gerçekten şu an. Nasıl Ceren hocam? Vanilya vanilya. Değil mi? Mis gibi işte. Seviyoruz hocam. Ne yapacaksın? Hepimizin en sevdiği kokular. Yemek, tat. Hocam neden bize bu kadar tatlı cazip geliyor? Neden mutluluk hormonumuzu harekete geçiriyor? Belki de düzenli beslenmediğimiz için o an onun yükselmesi bize iyi geliyordur. Ve aynı zamanda tatlı, işte çikolata, şekerli ürünler. Yani bu bir gerçek ki serotonin destekliyor. O yüzden yani buna... Engel olamıyoruz çünkü bu bir gerçek. Olamıyoruz hocam, ne yapacağız? Dengeli besleneceğiz, yeterli besleneceğiz, dozunda besleneceğiz. İhtiyaç duymayacağız, açlık o noktada çok aç kaldığımızda ona yönelmemeye çalışacağız. Doğru. O zaman ne diyorsa hocamız onu yapacağız. Nefsini kontrol edeceksin Serpil. Yeter aynen artık öyle. Serpil. Yeter artık. Ben sana yeme Serpil demekten dilimde tüy bitti yani ne yapayım? İyi dedim. İşte bu yüzden sahur önemli zaten. İftarda yüklenmemek için. Evet bence de ama işte kaçıyor kaçıyor hocam. Serpil'in bakışları. İyi dedin. Koy 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 mis. Ziyan olmasın. O ne? Şey. Fıstık.
Şuraya şunu. Şöyle. Namini koy. Gönder Serp. Gönderdim. Biraz daha yeterli. Zaten güllaç yaprakları çekecek, demlenecek. Bunu en az iftardan bir iki saat önce yapın ki dolaba atın. Buz gibi olsun hocam. Bunda bu soğuk güzel oluyor. Evet, böyle işte ne yapalım. Madem yiyeceğiz silah ile yiyelim. Diyetisyenimizin dediği gibi. Avuç içi. Avuç içi kadar yiyin. Tamam. Hocam şöyle seni alayım bu tarafa. Yanıma. Şimdi efendim babaannemin yayla çorbasını yapıyorum. Akşama iftara diyorsunuz ki çorbasız olmaz hocam. Aynen öyle. Yarım su bardağı pirincimiz burada hemen haşlanırken bir tatlı kaşığı tuz, su terbiyesi için bir su bardağı yoğurt, iki yemek kaşığı un, bir su bardağı su, sosu için bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı sıvı yağ, bir yemek kaşığı nanemiz var. Serpil bir çırpma kabı alabilir miyim? Tabii. Orada pirincim pişerken ben burada bağlamasını yapayım hocamla. Benim rahmetlik nur içinde yatsın babaanneciğim. İçerisine yumurta da koyardı. Serpil bunda yumurtamızı koymamışız. Bir tane yumurta alayım ben. Şimdi çok merak ediyorum Nermin. Şimdi senin babaannenin çorbasının benim anneannem... Ay pardon anneannem değil, tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. Benim babaannemin çorbasından farkı ne? Kız izliyordur belki, selam söyle Ramazan ayı. Yok boş ver. Şimdi benim rahmetli canım... Serpil'in anneannesi, ellerinden öperiz. Yok, Nermin öper. Tamam, söyle. Şimdi benim babaannemin çorbasından senin babaannenin çorbasının farkı ne? Allah Allah. Getir yumurtayı göstereceğim. Getiriyorum. Getiriyorum. Senin babaannen nasıl yapıyor? Dur, ben de anlatacağım. Mis. Yumurta sarısını mı kullanıyor? Onu mu koydum? Şöyle çırpıyorum yoğurta. Al sana yumurta. Sen şimdi nasıl kullanıyorsun yumurta? Çat diye içine kırıyordu. Ben de çat diye içine kırıyorum. Tamam. Millet diyor ki içerisine diyor yumurta akı koyulmaz. Kestirmediğin sürece konulur. Konulmaz diyorlar. Konulmaz. Yumurta akı girmez çorbaya. Sarısı kullanılır. Ben burada bakın babaannem rahmetlik çok mis güzel gibi yapardı. Yoğurdu. İçerisine biraz unu eklerdi göz kara. Hocam az koydum unu. Kalsiyum da koydum. Ben bak, de böyle gösterdim, yapıyorum. Kaldırdım evet hocam. Yani aynı yağ olayı. Aynen öyle. Tabii şunları da bana yakar mısın? Tabii bebeğim yakarım. Ondan sonra bir miktarda tuzu koyuyoruz. Tuzu az koyuyoruz. Biliyorsunuz üç beyazdan uzak duracağız. Konuşuyor hocamız sabahtan beri artık yani saygısızlık yapmayalım. Az koyduk tuzu da eser miktarda. Tabii. Biraz soğuk su Serpil. Bu soğuk mu? Sıcak. Sıcak. Soğuk istiyorum Serpil. Şimdi bunu yakından buluşturmayı göstereceğim. Kesilirse artık Serpil'in babaannesinin çorbası, kesilmezse benim babaannemin çorbası olacak Allah'ın izniyle. Tavamın içerisine yağımı ekliyorum. Tereyağı koyayım. Hocam bu çorbaların üstünde güzel oluyor mübarek tereyağı. Evet, oluyor, yapıyoruz oluyor ya. Ne yapacaksın işte hocam. Biz de emir koluyuz. Şöyle soğuk suyumuzu çırptık. Yeter dedi Serpil'im. Ben sıcak değil abi. Senin babaanne de mi böyle yapıyordu? Tabii. Ama ilk başta anneanne dedin. Hayır canım, ağzından kaçıverdi. Ay Allah verme, görüyor musun? Şöyle mübarek bakın, pirinçlerimiz içinde bardak haşlandı ya da dünden kalmış pirinç tanelerinizi ayırdınız. Pirinç pilavınızı, onu da kullanabilirsiniz. Olsun, duymuyor. Bak sürekli karıştırıyorum. Soğukla sıcak ilişkisini kurduğunuzda asla kesilme olmuyor efendim. Burada içinde pirinçler pişene kadar karıştırıyorum efendim. Bir anda da tereyağıyla yağını şöyle... Biraz fazla oldu mübarek ama neyse. Hangisi? Bak şu. Yo iyidir canım. İyi mi? Tabii. Ama... Siz buraya yağ mı eklediniz tereyağı dışında? Azıcık da hocam şey. Ekledin mi? Ben niye görmedim? Ben ama mi ekledim? Tereyağı sen gerçekten ne yeterli oluyor? Ama şey hocam, tereyağını tek başına yakınca böyle şey olmasın dedim. Sen ekledin değil mi? Ben eklemedim. Evet Serpil, niye ekledin? Allah ben Allah. Bu çorbayı yaptığımda akını da ekliyorum. Hı. Ama tereyağını koyup diğer yağı koymuyorum. İşte bak, siz hocanın dediği oluyor gibi yapın, o sağlık oluyor. Yine güzel oluyor. Serpil yüzünden böyle oluyor. Hep yağını fazla koyuyor. Hep fazla koyuyor yağını. Ben hiç koymam. Baksana bende yağ yok. Bende eksiyor hocam yağlarım. Hocam tavada kızarmış tereyağının üstüne bandırır ekmeğini yer normalde. Bugün siz varsınız diye. Serpil günahımı alma. Siz belli kimin ekmek yediği. Hadi oradan. İşte... Ben çok belli eden bir kadınım. Zaten yiyemiyorum. Bugün o bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Ne güzel. Bakışıyoruz birbirimizle. Hepsini evet efendim, ediyorum. Burada yağımızı erittik. İçerisine nanemi ekliyorum. Yayla çorbası da naneyi çok sever. Burada iyice koyu kıvama gelene kadar çorbamızı pişiriyoruz. Bu güzel tereyağı karışımını çorbanın içerisine bırakıyoruz. Cos yapacağız efendim. Ve tabii... Efsane bir görsel olacak. Ceren hocam sen onu karıştır. Tabii ki de.
Ben de burada. Gel, gel. Ha, pide görmek istiyor musun? Gel. Hele Muzaffer gel. Şey, ekmeğimiz, ekmek bıçağımızı şey. Nerede Serpil, ver. Çekmecemizde. Oldu. Mis gibi. Allah'ım, gözeneklerine bak. Mis gibi. Ramazan pidesi yaptık. Pofidik pofidik kabardı. İkinci şifremiz gelsin efendim. 11 ayın ilk şifreyle birleştiriyorsunuz. Ramazan. Yorumlara yazıyorsunuz. Biz bu güzellikleri soframıza taşıyoruz. Ve mis gibi kokusuyla soframız şenlensin. Evet efendim, en keyifli zaman tabii sunum zamanı ama tadım yapamıyoruz çünkü iftara saatler kala efendim. Şimdi hepinizi mutfağa davet ediyoruz değil mi? Aynen öyle, kesinlikle. Neler yaptın bize? Öncelikle bol proteinli bir yulaf yaptım, omlet yaptım ki bütün gün tokluk hissinizi sürdürsün. Sonrasında sahura kalkamayanlar, üşenenler için de yine tok tutacak besin değeri yüksek bir içecek hazırladık. Smoothie yaptık, aynen evet. Öyle. Böylece gün içinde daha tok olacak ve iftara bir anda yüklenmeyecek. Garanti tok tutsun diye de ben de Ceren hocama desteklesin diye pide yaptım. Kesinlikle. Çok iyi oldu. Yalnız öyle güzel anlatırken üstüne de benim girmem. Bir avuç. Hocam bir avuç ama kadar. Bak gözünekle. Hocam bir kokla mübarek, güzel oldu ya. Geliyor zaten bunu. Buram buram, buram, buram geliyor. Evet. Yanına da baktım ki şekeriniz düşmüş. Smoothie yetmedi. Güllaç yaptım. Hı. Hem de o da yetmedi. Muhallebiyi de ekledim içerisine. Evet. Küçük bir içken dilim. Küçük. Avucu içi kadar dedi. Vallahi üçgen. Fazla şurada yerseniz gördüm, kıza. En küçüğünü gördüm, yani aldım. Şöyle, şunu aldık, tamam yetti. Aynen. Bir de protein ağırlıklı olsun dedik. Güzel bir tavuğumuzu aynen yedik. Öyle. Tavuk en başarılı görünenlerden babaanne biri. Babaanne çorbası yaylamız. Onun hakkında bir öneri verebilir miyim? Ver, ver hocam. Ben pirinç yerine genelde buğday, mercimek, kuru baklagil bunları eklerseniz protein açısından da zengin olacak, tokluk oranı da artacak. Neden pirinç koyuyorsunuz zengin buğday varken, şekeri. Bulgur varken? Yani anneanne, güzel. Anneanne, senin anneannen de az demiş, o da koyuyormuş. Ben onun yerini bilmiyorum, ne koyuyor? Az önce koyuyor dedin ya. Çok severim dedi anneannemin, ellerinden öperim. Efendim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Peki hediyemiz neydi cuma günü? Tabak ve çatal, kaşık, bıçak setimiz vardı. Kazanan kıymetli hanımefendi. Beyefendi, beyefendi çok özür diliyorum. Bu sefer Caner Kestaneli beyefendi o. Ay, çok özür dilerim, hep onun efendi hanımefendi diye giderken. Bugün bir değişiklik olmuş. Beylerden seçmişiz. Sağlıkla, keyifle. Artık eşiniz de eşiniz, anneniz de anneniz kullansın diyoruz efendim. Ve yarın efendim yine birbirinden lezzetli hem sahur hem iftar önerileriyle diyetisyenimizin konuşması adı altında. Böyle hafif değdireceğim ya. Bak i̇zleyeceğim. Sileceğim peşini. Ha, izleyeceğim diyor. İzleyeceğim ve hemen arayacağım. Mermin Hanım hani konuşmuştuk ay, diye. Ayvayı yedik. Tamam olsun, tamam. Yarın daha dikkat edeceğim efendim. Çok teşekkür ederim Ceren hocam. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldin, iyi ki sizi gerçekten tanıdık. Ben ağzınıza kesinlikle. Sağlık, bizi aydınlattınız. Kesinlikle. Efendim, evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. İnşallah en kötü gününüz bugünkü kadar renkli ve güzel geçsin. Sizi Rabbime emanet ediyor ve hayırlı iftarlar diliyorum. Evet, biraz daha ağzımız kapalı ama 7 gibi inşallah ezanlar okuyunca açacağız. Allah'a emanet olsun.